TV'den ekranlarından herkese merhaba. Haftanın ve Ramazan Şerif ayının ilk gününde Mahallenin Nabzı programı ile sizlerle birlikteyiz. Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan Şerif ayını tebrik ediyoruz. Yeni haftada mutluluk ve sağlık diliyoruz. Bugünkü Mahallenin Nabzı programı konuğumuz Çin'e Şevketiye Mahallesi muhtar adayı Yeşim Namlı. Yeşim Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum Erdal Bey. Öncelikle sizi bir tanısak olur mu? Ben Yeşim Namlı, 1975 Çin'e Kahraman Mahallesi doğumluyum. Evliyim, bir kız bir erkek, iki çocuk annesiyim. Ticaretle meşgulüm Çin'e de. Şimdi de muhtar adayım kısmetse. Ben de herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçen hafta da 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlamıştık. Geçici de olsa, geç de olsa sizin Kadınlar Günü'nüzü kutlayarak başlıyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum. Ben de tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Peki Yeşim Namlı niçin muhtar adayı oldu? Öncelikle oradan başlayalım. Yeşim Namlı niçin muhtar adayı oldu? Çok uzun yıllar esnaflık yaptık Çin'e de. Dolayısıyla esnaf olmak biliyorsunuz insan ilişkilerini geliştiren bir şey. Ben bunu daha insanlara yararlı bir hale niye getirmeyeyim diye düşündüm. Çocuklarımı da belli bir yaşa getirdikten sonra artık kendim için ne yapabilirime baktığımda hem eğitimle ilgili eksiklerimi tamamlamaya karar verdim. Ben yaş olarak biraz erken bir evlilik yaptım. O dönemde de eğitim hayatımı sonlandırmak zorunda kaldım. Orta iki terkti. 44 yaşından sonra eğitimimi tamamladım. Çok güzel. Ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Sonra üniversite sınavına girdim. Şu an hali hazırda üniversite öğrencisiyim. İki okul okuyorum. Birisi Adnan Menderes Üniversitesi, örgün, süt ve süt ürünleri. Hem işimizle alakalı bir bölüm. Birisi de İstanbul Üniversitesi, uzaktan eğitim, sosyal hizmetler okuyorum. Çok güzel. Sonrasında topluma nasıl yararlı olabilirim kısmına baktığımda, muhtarlığın bana göre bir meslek olduğunu düşündüm. Çünkü ben onun hani gerçekten çok halkla iç içe, çok kutsal bir meslek olduğunu düşünüyorum. Yerel yönetimlerin en küçük birimi olmasına rağmen en samimi... Ben her yayında söylüyorum, muhtarlık gerçekten ulvi bir görev. Çünkü mahallenin onca nüfusuna, insanla öncülük, dertleriyle dertlenmek o önemli bir şey. Çünkü muhtarlık... Yani kocaman bir aileniz oluyor. İnsanların mahremiyetine giriyorsunuz, özellerini biliyorsunuz. Yani bu çok kutsal bir şey bence. Ve bu benim fıtratım gereği çok bana uygun bir şey olduğunu düşündüm. Beni tanıyanlar da etrafımda beni bu konuda çok desteklediler. Güzel şeyler olacağına inanıyorum Erdal İnşallah Bey. İnşallah hakkınızda hayırlısı. Yani kadın gücüne de inanıyorum. Evet öyle yani söyleyeyim. Şimdi kadın gücü o çok önemli. Bütün meslek dallarına baktığımızda kadının eli değdiği yerde farklı bir başarı yani, hikayesi oluyor. Kadınların yapısı fıtratı gereği detaycı oluyoruz. Yani olayın arkasını görebiliyoruz. Bu bizim yapımızla alakalı bir şey. Bu durumda daha verimli olunacağını düşünüyorum ben. Evet Yeşim Hanım. Şimdi Şevketiye Mahallesi Çin'in, Çin'e ilçemizin en eski, en tarihi anıları olan, yaşatılması gereken anılar gerekli yerlerde Kuvayi Milliye Müzemiz var, kütüphanemiz Şevketiye Mahallesi'nde falan oralarda yaşatılıyor. Siz mahalle için neler yapmayı hedefliyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Bu görev nasip olursa eğer. Evet inşallah. Ben de mahallemle ilgili araştırma yaptığımda Çin'in en köklü mahallesi. Yani hem işte söylediğiniz gibi mesela Çin'e Lisesi Şevketiye Mahallesi'nde, hastanemiz Şevketiye Mahallesi'nde, Kuvayi Milliye Müzesi, kütüphanemiz. Dönemin en nüfuzlu insanların yaşadığı mahalle. Evet. Dolayısıyla. O da dikkatimi çekmiştir. Evet. Yani Şevketiye bence hak ettiği hizmeti almalı diyorum. Yani merkez mahalle olduğu için. Mahallemiz için güzel projelerim var. Mesela hem orta yaş üstü hanımların hem de genç bireylerin sosyalleşme alanları yok. Maalesef hani kafelerimiz, pastanelerimiz çok ama hanımların gidip sohbetini edebileceği, günlerini yapabileceği bir kafeterya tarzı. Hem onlara daha uygun, sosyalleştirebilecek bir alan. Gençler için kitap kafeler düşünüyorum. Benim çocuklarım da uzun yıllar dışarıda kaldılar. Yani onun sıkıntısını
hala yaşıyorlar. Yani eğitime önem veren birisi evet. var. Sizden de böyle bir şey bekliyorlardır mutlaka seçmeniniz. Bir de şöyle bir şey var. Hem bizim mahallede yani diğer mahallelerde de var tabii ki. Hanımların evde ürettikleri mesela hem gıda üzerine olsun ya da el işi, el emeği. Bunları satıp pazarlayabilecekleri bir merkez oluşturmayı düşünüyorum. Ya bence o Çin'in genel bir sorunu. Evet. Çünkü güneye giden yani Marmaris, Bodrum, Fethiye bölgesine giden yaz aylarında binlerce araç, yüz binlerce de vatandaş var. O kapasiteyi bence Çin'e ilçemiz çok fazla değerlendiremiyor. O yüzden önemli bir fikir diye düşünüyorum. Evet, ben biliyorum çünkü evinde çok fazla üretim yapıp eşine, ailesine destek olan kadınımız var. Niye hayallerini büyütüp gerçekleştirmeyelim? İnşallah bunu kooperatife kadar götürmeyi. Yani çok güzel planlarım var bu konuyla ilgili. İnşallah başarılı olursunuz. İnşallah. Bir de Yeşim Hanım, şimdi Şevket Yeter'in Şefkat Lisesi diye bir slogan da çıktınız. Evet. Bu da çok dikkat çekiyor. Bunun arkasında ne yatıyor? Bu ne fikirle ortaya çıktı? Şevket Yeter'in Şefkat Lisesi benim seçim sloganım değil aslında. Benim yakın arkadaşlarım bilirler. Benim ismim Şefkat Anne. Yani iyi bir dinleyiciyim. Toparlayıcı, birleştirici bir yönüm var. Ailemde de böyle, dışarıdaki ilişkilerimde de böyle. Ben muhtarlığa karar verdiğimde bu Şevket Yeğen'in Şefkat Lisesi buradan çıktı. Anladım. Yani o benim yaşam sloganım. Çok güzel. Öyle söyleyeyim. Şimdi mahalle için baktığımızda seçmen sanırım 3700 civarı, nüfus 3700 civarı. 2738 seçmenimiz var. Yani nasıl temaslar, bugüne kadar neler yaptınız? Temaslar kapı kapı, her eli öperek ziyaretlerimiz bu şekilde. Tanıdıklarımızı ziyaret ederek, tanımadıklarımızla tanışarak, bizzat ben kendim temas ederek kendimi anlatmaya çalıştım. Çok da güzel karşılık buluyoruz. Hı hı. İnşallah bu durum sandığa yansıtabiliriz. Çok güzel geçiyor. Anladım. Yani biliyorsunuz Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Çin'e ilçemize bağlıydı Karpuzlu o dönem. Aynen, Karpuzlu'dan biliyorum. Gül Esin Hanım 2 yıl görev yaptı. Şu anda da sanırım Aydın il genelinde 14 civarı kadın muhtarımız mevcut görev yapan. Bu sayıların 31 Mart'tan sonra ne kadar değişeceğini bilmiyorum ama sizin yani genel olarak hem kendiniz için hem cinsleriniz olan diğer adaylar için ne öngörüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Yani kadın muhtarlarımızın çoğalmasını temenni ediyorum. Dediğim gibi kadın her zaman daha şefkatli bir yerden bakar olaylara, daha çözüm odaklı. Kesinlikle erkek muhtarlarımız değil demek istemiyorum ama kadınların fıtratı gereği daha yapıcı bir yapısı var. O yüzden kadın muhtarlarımızın çoğalmasını temenni ediyorum. Öyle olacağını da düşünüyorum inşallah. İnşallah. Yani şimdi Şevketiye Mahallesi'nin önemini biraz vurguladık. Yani Çin'e lisemiz baktığımızda işte Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Savaş, işte birçok doktor, ne bileyim birçok bürokrat Çin'e lisesinden yetişmiş isimler. Keza Kuvayi Milliye müzemizde Çin'in adeta şeyi kalbi diyebilirim. Kalbi, mahalle için başka düşünebildiğiniz gereksinimler, eksikler. Evet, yani çevre temizliği, sonrasında işte tatlı su ihtiyacımız var. Bu çok vatandaşın sıklıkla dile getirdiği bir şey. İçme suyuyla yaz aylarında Çin'in genel sorunu haline geliyor. Yani herkes kolaylıkla ulaşıp getiremiyor. Evine yani mahallede birkaç noktada bunu planlıyoruz. Şimdi şöyle, kısmet olursa eğer, yani her sese kulak vereceğim Erdal Bey. İnsan bazen oturduğu yerden ihtiyaçları göremeyebilir. Evet. O yüzden ben diyorum ki hep beraber yöneteceğiz mahalleyi. Yani her halkın sese isteği, talebi, doğrultusu size tabii ki mutlaka yön verecektir. Yani güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum mahallede. İnşallah. Şimdi Yeşim Namlı bu işe yalnız girmedi. Arkasında mutlaka aza listeniz de var.
Azalarınızdan da bahsetmek gerekirse isimler kimlerdir? Şimdi, bunları da tanımak isteriz. Arkamda, yanımda gerçekten çok güçlü bir ekibim var. Hı-hı. Çok teşekkür ediyorum onlara. En başta 73 yaşında beni kırmayan bir Zeki abim var. Zeki Yolal. Hep benden bir adım daha önde, yaşının üstünde performans gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum ona, iyi ki var diyorum. Ayhan Şimşek diye bir kardeşimiz var. Rahmetli Erol Kuyucu vardı. Onu silemedik listeden. Kızını koyduk onun yerine, Merve Kuyucu. Allah rahmet eylesin abimize de. Fatih Barak kardeşimiz var. Fatma Kocademir, Gülfer Oral, Fatma Aksoy ve Mustafa Ergin isimli kardeşlerimizle yola çıktık. Onlar benim çok destekçim. Benim olmadığım noktada da çalışıyorlar. Biz muhtarlığa gelirsek, muhtarlık belki ilk defa kurumsal bir şekilde çalıştığını Çineli de görecek. Çünkü muhtarlık yalnız başına yapılacak bir şey değil. Mahallenin sesini dinleyeceğiz, neye ihtiyacı var. Bunu kurumsal bir işletme gibi yöneteceğimizin ben sözünü şimdiden veriyorum vatandaşlarımıza. Mahalleye hakim olacağız. İnşallah. Yani Çin'de baktığımız zaman yani muhtarlıklarla ilgili eksikleri var. Öncelikle hizmet verebilecekleri sabit, düzenli bir alanlarının oluşturulması gerekiyor. Yerel yönetimle mutlaka onunla ilgili bir çalışması vardır. Siz eğitime önem verdiğinizi ve eğitime hala devam ettiğinizi söylediniz ve aynı zamanda hayvancılıkla da uğraşıyorsunuz diye biliyorum. Üretime de önem veren bir isimsiniz. Şu an başka ne gibi faaliyetleriniz var, neler yapıyorsunuz? 2013 yılından beri işverenim ben aynı zamanda. Aydın Ticaret Odası'na bağlı. Tesis Yönetim Hizmeti adı altında personel temini işi yapıyoruz organize sanayide. Organize sanayiden de bahsedelim. O da Çin'e için büyük bir gerçekten kazanç. Gelir kaynağı, ekmek kapısı gerçekten Çineli vatandaşlarımız için. Şu an kaç firma var, kaç çalışan var, bilginiz şu an, vardır sanırım o zaman. Çok net bilemiyorum ama yoğun artık şu anda. Hani ciddi anlamda faaliyet gösteren bir sanayi. Çok daha iyi olacak. Ondan sonra ne var? Hayvancılık yapıyoruz. Hayvancılık eşimle, oğlumla birlikte başladık. Artık devam ediyor. Onlar devam ediyorlar. Ben yolumu bu şekilde devam edeceğim. Çok güzel. Yani üretmek önemli. Üretmek önemli. Üretmek önemli. Yani, kadın demek, üretmek demek Erdal Bey. Çok güzel. Sloganınız da çok güzel. Evet. Başka var mıdır böyle mahalle için fikir, öneri, vatandaştan gelen veya sizin vallahi, düşündüğünüz acaba bunu gerçekleştirebilir miyim, gerçekleştiremez miyim tereddütünde kaldığınız mutlaka akşam yattığınızda yani evet illaki var belki hani beni aşan bir şey olabilir bir yaşlı bakım merkezi hani ancak buna ilgili kurum kuruluşlarla bir bağlantıya geçerek gerçekleştirebiliriz. Şu an ona da çok büyük bir ihtiyaç var Çin'de yaşlı bakım merkezine. Niye olmasın diyorum yani. Evet. Hastanemiz taşındığında olabilir. Yani Şevketiye Mahallesi'nde mevcut değerlendirilebilecek. Değerlendirilebilir alanlar var. Yani aklımda çok şey var Erdal Bey. İnşallah bunlar da olacak. Mesela bir teyzemizi ziyaret ettiğimizde bana şey dedi. Ben dedi örgü örmeyi çok seviyorum kızım. Hı hı. Ama dedi hani bana birinin yün temin etmesi lazım dedi. Hani mesela bunu ilgili kurumlarla görüşüp destek alıp sponsorlar aracılığıyla ben dedi mesela çocuk esirgeme kurumlarına örgü örmek isterim dedi. Çok güzel, çok güzel. Bunu mesela çoğaltıp büyütebiliriz yani. Aklımda çok şey var. Dediğim gibi her söylenene, yapıcı olan şeylere kulak verdiğimizde güzel fikirler de çıkacaktır Erdal Bey. Yani şimdi muhtarlıkla bizim meslek birazcık bağdaşıyor. İnsanları dokundukça hikayeler çok farklı şekilde gün yüzüne çıkıyor. Evet. Yani siz insanlarla iç içe olmaya devam ettikçe mutlaka değişik... Güzel şeyler çıkacaktır öyle düşünüyorum ben de. Buna benzer başka örnek var mı? Yani şu an olan bu işte mesela evde dediğim gibi üreten kadınlardan ciddi anlamda bekleyenler var. Bu anlamda işte hani...
Çünkü evde yaptıklarında belli bir kesime kadar ulaşabiliyorlar. Hı hı. Ama yapabilme potansiyelleri çok daha fazla. Ya çinemizin zaten kadınlarının evet. Yani köyden şehre inen tabii. nüfus da çok fazla olduğu için o gelenek hala çok fazla yaygın aynen. bir şekilde devam ettiğini. Köy kökenli olduğumuz için hani o yeteneklerimizi kaybetmedik. Evet. Ki yani, yaşatılması evet. gereken de bir gelenek bence. Evet. İleride hani çocuklara aynen. da yansıtılması gereken evet. Bir iş olduğunu yani da düşünüyorum. Yani bu konuda destek aldıkça hanımlar daha çok potansiyellerini gösterebilecekler, potansiyellerinin üstüne çıkabilecekler. Yani kadına dair yapılabilecek çok şey var. Mutlaka. Yani şimdi kazanç arttığında zaten ailedeki huzur ortamı tabii. da artacaktır. Refah arttıkça. Refah artacak. Evet. Bu topluma evet. Mal olacak, yansıyacak. Bunlar önemli şeyler. Ben o kooperatif düşüncenizi evet. gerçekten önemsedim evet. yani. Evet. Bunu hayata geçirebilirseniz İnşallah. Hem mahalleniz adına evet. hem Çin'e adına güzel bir iş böyle bir olabileceğini şey, düşünüyorum. Beni çok mutlu eder, çok tatmin eder. Yani gerçekten insanlara dokunabilmek çok güzel evet. bir şey. Hem onları büyütür hem beni büyütür. Yani böyle birlikte güçleniriz. Mutlaka. Yani bu sadece yani, Şevketiye Mahallesi'yle de kalmaz. İnşallah. Bu inşallah. Merkezde 6 mahallemiz evet, evet. var. 72 tane kırsal mahallelerle evet, birlikte evet, 72 evet. mahallemiz var. Oralarda ben yansıyacağını düşünüyorum. Aynı zamanda üreticisiniz. Evet. Üretebildiğimiz birçok ürün de var. Yani Çin'in evet, çok fazla. Kendisine özgü. Evet, evet. Hatta geçen hafta Tatar Memişler Mahallesi muhtarımızı evet. konuk ettik burada. Hı hı. İşte cevizi, kestanesi, elması, birçok ürünü yetiştirdiklerini söylüyorlar. Bunu mecburen büyük bir kısmını toptan olarak sattıklarından biraz yakındı. Eğer böyle evet. kooperatifler veya satış noktalarımız olursa evet. ne kadar güzel olur Erdal yani, Bey. Yani kazanç daha da artacak. Ülke şey hem ilçemiz ekonomisi evet. hem ülke ekonomisi. Yani şu an küçük sağlayacak. Bir adım gibi görünse de belki de kocaman bir adım atmış mutlaka. Oluruz. Çok da güzel olur. Yani muhtarlığın önemiyle ilgili başka düşünceniz, fikriniz? Yani muhtarlığın önemi az önce de dediğim gibi bence çok önemli. Yani çünkü muhtar denince ben şunu anlıyorum. Her ailedensiniz. Evet yani o yaşadığınız mahallenin yani, nüfusu ve ben neyse. Hani bu, evet yani ben bu durumu çok önemsiyorum. Muhtar mahallenin sırdaşı. Mahallelinin, evet. mahalle sakininin. Yani o yüzden bu göreve talibim. Yani aile dediniz zaten. Aile. Mahalle aile olunca aile yani, ailenin onun bir şey koyamıyorum daha. Mahalle, yani. Aile sırları vardır. Evet. Onlar tabii. da aile içinde yani, kalan şeylerdir. Zaman gelir dediğim gibi insanların özelinde olursunuz. Onu paylaşırsınız. Hani kendi aranızda aileyle birlikte çözüm ararsınız. Yani o yüzden çok önemsiyorum ben evet, muhtarlığı. Mutlu gününde. Evet. Bileyim, iyi gününde, kötü gününde birlikte olmak. Hı hı. Bir problem varsa beraber çözüm aramak. Bunlar çok kıymetli şeyler. Ve bunlar benim yaşam felsefeme çok uygun şeyler. Yani kısmet olur bu göreve gelirsem eğer hani dediğim gibi çok daha faydalı olacağımı düşünüyorum. Çünkü bu beni besleyen bir şey olacak. İnsanla temas hali evet. Benim için çok kıymetli ki bir şey. Ki Yeşim Namlı zaten evet. Bu şekilde bugüne kadar evet. geldiğini yani, biz de biliyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. İnşallah dediğim gibi göreve talibim. Mahallemde güzel şeyler yapmak istiyorum. İnşallah mahalle sakinlerimiz çok güzel karşılıyorlar. Aradığım ilgiyi, teveccühü buldum diye düşünüyorum. İnşallah sandığa yazın. Önümüzde evet. 19 evet. günümüz daha evet, var. Evet, evet. Ziyaretlerimize mutlaka devam edeceğiz. Ama güzel şeyler olacak mahallemizde Erdal Bey. İnşallah. Süremizin de sonuna doğru geliyoruz. Evet. Mahalle halkına, Çin'e halkına, seçmenlerinize söylemek istediğiniz neler söylemek vardır? Söylemek istediğim, şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum mahalle sakinlerimize. Çok nezaketli kapılarını açtılar bana. Yani geç vakit oldu, erken oldu ama çok nezaketle karşıladılar. Onun için çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediler, kendimi anlatma şansı verdiler bana. İnşallah bunlar oylara da yansırsa mahallede oy verdiklerine pişman olmayacaklar. Güzel şeyler yapacağız. O anlamda iz bırakmak isterim. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah iyi günlerde görüşürüz diyorum. İnşallah.
biz de kolaylıklar diliyoruz çok sizlere. Çok teşekkür ederim Erdal Bey. Evet, değerli TV'den izleyicileri, bugünkü Mahallenin Nabzı programında sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.